Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'ı nasıl kasmadan oynayabilirsiniz, donmadan nasıl oynayabilirsiniz onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki her güncel geldiğinde sizlere ben bu taktiği veriyorum. Her seferinde yeni şeyler geliyor, yeni kasmasını önlemek için çözümler falan geliyor dostlar. Ve ben de bunları size gösteriyorum. Ve cihazım bu arada G7 Prime, beraber sonrasında da oynayacağız zaten, siz de göreceksiniz. Şimdi sizlere bir adet uygulama lazım dostlar. Bunu hemen gidelim Play Store'dan indirelim. Oradan sonra görüşürüz. Şimdi dostlar Play Store'a gitmeden önce telefonunuz eğer Samsung'sa herkesin yapabileceği bir şey var. Ayarlardan cihaz bakımını açarak dostlar buradan pil kısmına basıyorsunuz. Burada aşağı kaydırdığımızda her zaman uykuda olan uygulamalar diye bir bölüm var. Buraya arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları ekleyin. Mesela PUBG Mobile'dasınız ya. Burada arka planda çalışmasını engelleyin dostlar. Çünkü bunları burada engellemezseniz sonra oyunda arka planda çalışıyor. Mesela adam geldiğinde kasıyor ya, onu 2-3 kat kastırıyor. Yani öyle bir şey dostlar. Buradan kullanmadığınız uygulamaların hepsini şey yapın, atın gitsin. Yani şey yapın dostlar. Demiş ki yani hani her zaman uykuya alın uygulamaları ekleyin. Sonra buradan PUBG Mobile hariç her şeyi sıfırlayın dostlar. Bunu arada bir oyuna girmeden önce yaparsanız sizin için gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden uygulamanızı da tavsiye ederim yani. Şimdi bu kısmı yaptık dostlar. Okey, artık burayla hiçbir işimiz kalmadı bizim. Şimdi ne yapıyoruz? GeForce Tool uygulamamıza giriyoruz. Bak bu GeForce Tool'dan ban yiyoruz diyenler var. Bak eğer çimenleri kaldırırsanız ban yersiniz. Onu söyleyeyim ben sizlere. Yani çimeni kaldırmazsanız ban yemezsiniz. Oyun onu yasakladı. Yani sizin FPS arttırmanızda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Çünkü adamlar siz çimeni kaldırırsanız ne olur? Uzakta yılanlayanı görürsünüz. Zaten uzakta çimen görünmüyor normal bir oyunda. Biliyorsunuz ki renderlamadığı için. Yani burada kaldırırsanız ne oluyor? Çimen yakındaki çimenlerinizi kaldırıyor. Eğer biri sizi bildirirse işte inceliyorlar, bakıyorlar. Grafiği nasıl oynuyorsunuz falan öyle dostlar. Şimdi buradan PUBG Mobile 16.0'ı seçiyoruz dostlar. Şu telefon sesini az kısayım. Tostanın çok sesi geliyor. Şimdi buradan dostlar şu su smooth yazıyor ya, bak bunu smooth yapın dostlar. Su smooth kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Bu eşittir ban sebebi. Yani su smooth diyor ki çimenleri falan hepsini kaldırayım diyor dostlar. Şimdi siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Smooth yaptığınızda normal grafikte oynuyorsunuz aga. Yani şu an siz telefonunuz akıcıysa smooth yapın. Eğer dengeli de oynuyorsanız balancıt yapın. Bu dengeli balancıt dostlar. Ama kendi oynamanıza göre. Mesela benim cihazım G7 Prime, o yüzden bunu yapıyorum. Siz de telefonunuzun sistem özelliğini yoruma yazarsanız sizlere de yardımcı olurum. Mesela şunu şunu yap diyebilirim. Ama benim telefonum G7 olduğu için ben smooth kullanıyorum agalar. Smooth HD'yi de destekliyor. Smooth HD ne oluyor? Hani oyunda gölgeler kapatılıyor ya dostlar. Buradan direkt gölgeleri kapatıyor ama çimenler duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece oyunun gölgeleri kapanıyor dostlar. HD'de G7'de oynanıyor ama yani 15-20 dakika sonra kastığında o kasmayı geri durduramıyoruz. Az sonra bir taktik daha vereceğim. O taktiğiyle oyunda kastığında hızlandırıyorsunuz ve mis gibi oynayabiliyorsunuz. Smooth kısmını da hallettikten sonra dostlar burada FPS kısmı var. G7 Prime cihazları 60 FPS desteklemi. 60 FPS yaptığınızda daha fazla kasmasına yol açıyor dostlar. O yüzden benim tavsiyem 40 FPS. Yok ben 30'da oynarım derseniz de 30'da da çekebilirsiniz dostlar. 40 FPS benim için ideal. Ben 40'da kullanıyorum. Buradan bir de aşağı kaydırarak dostlar burada color format var. Bu color formatı 32 bit'e çekerseniz yani renklerin kalitesini birazcık düşürüyorsunuz ve FPS alıyorsunuz. Yani mesela buradan bir 3-4 FPS rahat çekebiliyorsunuz kendinize. Nasıl diyelim mesela. Yani çok açık sarı var, bir açık sarı var, onun bir açığı var falan filan. Onları tek renkmiş gibi gösteriyor ama yani fazla belli etmiyor dostlar. Yani güzel bir şey oluyor. Yani 32 bit yapmanızı da öneririm. Ve buranın dostlar bu ayarları bu kadar. Bitti. Eğer şöyle de bir şey var dostlar. Telefonunuzun çözünürlüğü. Yani mesela ne? Ben G7 Prime'de default kullanıyorum. Bunu isterseniz hani cihazınız düşükse mesela telefonunuzun çözünürlüğüne bakıp buradan onu isterseniz ayarlayabilirsiniz. Ya da isterseniz bak burada 480p ayarı var dostlar. Nasıl diyeyim mesela 480p? Yani küçük ekranlarda 480p olur ya dostlar. Mesela YouTube'da bir video izliyorsunuz 480p. Bu 768, 432, işte 480p oluyor dostlar. Şu altındaki 540p oluyor. Onun üstündeki 1024'de 576 oluyor dostlar. Burada da 1280 HD falan var. Ben hiç ellemiyorum ona. Hiç ellemiyorum. Ama eğer cihazınıza göre yani ben çözünürlüğümü sonuna kadar kısayım, biraz fazla FPS alayım derseniz de onu da öneririm dostlar. Haberiniz olsun. Ben zamanında yani 480p yapıp
dengeli de 40 FPS oynamıştım. Var ve kasma yoktu. Ama isterseniz yapın. Ha, biraz ekran küçük gözüküyor. Yani yaptıysanız zaten görürsünüz. Buraya kadar okey dostlar. Şimdi aç cep deyip oyunumuza giriyoruz. Aç cep diyorum. Burada bir reklam çıkıyor. Runegame diyorum. Oyunumuza giriyoruz. Oyundan sonra görüşürüz. Şimdi dostlar oyunumuz açılıyor. Sizlere iki püf nokta daha vereceğim. Oyun açıldıktan sonra ne yapacaksınız? Hepsini birden göstereceğim. Yani tek önerim sizlere dostlar, videoyu atlamazsanız eğer bu kasmadan kurtulursunuz. Ama videoyu atlarsanız, yani burada dediğim mesela bilmeyenler atlayacak. Sonra telefon yine kasacak. Okey. O yüzden bekleyin dostlar. Güzel taktikler veriyorum yani. Videoyu da fazla uzatmamaya çalışıyorum. Fakat mecbur uzayacak. Çünkü bu kasma sorunu. Şimdi dostlar oyunumuz ana ekrana kadar gelecek. Bunu bekliyorsunuz. Yani GeForce'dan giriş yaptığınızda bekliyorsunuz. Ama bakın biz oyunun herhangi bir grafiğini bozmadık. Sadece FPS'imizi dostlar 40'a çektik. Bakın hatta onu da göstereyim. Grafikler diyorum ve FPS'imiz 40'a açılmış durumda. Ve renkleri dostlar 32 bit oldu. Yani mis gibi oldu dostlar. Buradan sonra ne yapacaksınız peki? Oyununuzu komple kapatıyorsunuz. Sonrasında GeForce Tool uygulamasını siliyorsunuz. PUBG'yi de arka plandan kapatıyorsunuz ve baştan dostlar tekrar giriyorsunuz. Yani bunu yapmanız lazım. Çünkü az sonra bir taktik vereceğim. Eğer bunu GeForce Tool'la yaparsanız olmaz. GeForce Tool'u sadece FPS açmak için kullanacaksınız. Yani bir daha hiç umursamayın. Hayatınızda yokmuş gibi. Bunu sadece güncel geldiğinde yapmanızı öneririm. Şimdi dostlar ben bay bay diyorum. Oyuna girdiğinde görüşürüz. Şimdi dostlar GeForce Tool'umuzu ayarladık. Oyunu kapattık falan filan. Komple açtık. Şimdi baştan sona girdik. Buradan ayarlara bastığımızda grafikler bu şekilde kalıyor. Bak yorumlarda hani geçen video atmıştım. 600 like falan gelmiş dostlar. Yani güzel bir like almış. Çünkü herkes yapabilmiş ve başarılı bir şekilde yapmış. Eğer buradan bir ayarı diyelim şuradan ortaya çektiniz ya. Buradan bozuldu. Yani klasikte ya renk. Bunu renkli alırsanız bozulur. Burayı hiç oynamayın dostlar. Burası böyle kalsın. Sanki umrunuzda değilmiş gibi düşünün. Şimdi ne yapalım? Bir tane TDM maçına girelim. Artı oyunda bir taktik göstereceğim dostlar. Bunu yani 3-4 dakikada bir kere yaparak dostlar kasmadan kurtulabilirsiniz. 3-4 dakika derken yani arada bir donduğunda gidin dostlar bunu yapın. Şimdi maçımızı başlatalım. Başlasın maçımız. 4v4. 61 level olmuş. Bu arada güzel. 4v4'ümüzü başlatıyoruz dostlar. Buraya kadar okey. Bekliyoruz gelmesini. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi kankam. Ve geldi dostlar. Hemen takımın sesini kapatmak istiyorum. Yani sizi rahatsız etmesin. Bas çarpıyor kankam. Buradan bunları kapatın. Ve dostlar GeForce Tool'a girdiğiniz için bakın. Oyundan dikiz ateş dürbün falan bunlar kapanıyor dostlar. Haberiniz olsun. Yani bunları tekrar açacaksanız eğer açın. Haberiniz olsun. Yani bunu sıfırlıyor bildiğin. Şu nişan yardımını da kapatın. Hassasiyetimi de şöyle direkt sizlere göstereyim dostlar. Bunlar özel video çekmek istemiyorum. Jiroskop yok bu arada J7 Prime'de. Haberiniz olsun. Yani istediğim kadar kaldırayım indireyim. Jiroskop yok dostlar. Şimdi mesela şu an telefonumuz hafif kasıyor diyelim. Kasmıyor ama hafif kasıyor diyelim. Hemen oyunu arka planına atıyoruz. Buradan hemen ayarlara geliyoruz dostlar. Cihaz bakımına giriyoruz. Bak sadece yapacağınız şu dostlar. Bunu bu arkada bırakın. PUBG Mobile'dasınız ya. Hemen şöyle 10 saniyede dönüyorsunuz. Bak hemen denetliyorum diyor zaten. Bu denetlemeyi yaptıktan sonra yaparsa eğer inşallah göstereceğim sizlere dostlar. Yaptıktan sonra PUBG Mobile'in tikini çıkarıyoruz. 530 MB RAM temizliyor. Ve sonra ne oluyor? Oyunumuz mis gibi oluyor dostlar. Ah kulağım. Şimdi dostlar buradan sonrası artık bir gameplay, bir adet müzik olacak. Video bittiğinde görüşmek üzere. Bay bay. Neyse dostlar bu videoluk da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye.